İsrail, abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyi ve batısındaki mahalleleri hedef aldı. Deir el Bellah bölgesindeki tarım arazilerini vurdu. Şeyh Rıdvan mahallesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında Kudüs'ün Sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi. Saldırılarda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlanda da ayağından yaralandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugayları İsrail'in güneyindeki Dimona ve Aştot kentleriyle gazze açıklarındaki bir gaz platformunu vurdu. Dimona'ya 15, Ashdod'a ise 50 roket atışı yapıldı. Hamas yetkilisi Cemal Ettavil, Siyonist düşman ahmaklığı doğrudan ve vahşi saldırısıyla Filistin halkını meydanda birleşmeye itmiştir. Yenilgiler sayfası artık kapandı dedi. Hamas'ın siyasi büro yetkililerinden Hüsam Badran da Gazze şeridindeki işgale karşı çabalar sarf eden Türkiye ve Rusya'nın rolünden memnuniyet duyduklarını söyledi. Hamas'ın Washington'ın tutumunu dikkate almadığını kaydeden Badran, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in partneri olduğunu ve işgalci devletin ana sponsorluğunu yaptığını vurguladı. Öte yandan Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail'in savaş suçlarını soruşturması çağrısı yaptı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 61 çocuk, 221 Filistinlinin öldüğünü ve 7 bin binanın zarar gördüğünü söyledi. Uluslararası toplumun sorumluluğu derhal ateşkesi sağlamak dedi. Mansur BM Güvenlik Konseyi'nin birlik olup İsrail saldırganlığı karşısında harekete geçememesini ise utanç verici olarak nitelendirdi.